Şimdi fotoelektrik olayına kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce anlattığımız kısmında fotoelektrik olayında şeklimizde bir pil yoktu dışarıdan ve normal bir sıfır akımı oluşturmuştuk. Şimdi enerji korunumu kavramından biraz daha bahsedeceğiz. Ve gördüğünüz gibi şeklimizde iki tane farklı pil bağlama durumundan bahsedeceğiz. Birinde bu şekilde bağladığımız, birinde ters bağladığımız bir durum var. Her iki durumda ne anlatmaya çalıştığımızdan bahsedelim. Öncelikle şu temel mantığımızı unutmayalım. Katot ışını yüzeye düştüğü zaman belli bir enerjiyle düşüyordu ve buradan elektronları söküyordu katoda. Fotonlar düştükten sonra ve bu elektronların karşı levhaya varmasını istiyorduk biz. Aynı şekilde burada da yine elektronlar katoda düşüyor ve fotonlar elektronu karşı levhaya varmasını çalışıyorlardı. Verdikleri enerjiyle beraber. Şimdi burada enerji korunumu denklemini düşüneceğiz. Yalnız bununla beraber bir şey olacak burada. Pili devreye bağladığımız için pilin bakın artı ucu buraya bağlı, pilin eksi ucu buraya bağlı. Bu pilden dolayı bir elektrik alan oluşacak ve bu elektrik alan buradaki elektronlara bir kuvvet uygulayacak. Şöyle ki pilin artı ucunu buraya bağladığımız için pilin artı ucuna bağlı olan kısımda artı yükler var. Pilin eksi ucu burada olduğu için burada eksi yükler var. Durumu yorumunu yapacak olursak artıdan eksiye doğru her zaman bir elektrik alan oluşurdu. Artı yüklerin olduğu yerden eksi yüklerin olduğu yere. Ve aynı zamanda burada şunu görelim. Buradaki artı yükler, buradaki eksi yükü kendisine doğru çektiği için şu yöne doğru bir kuvvet uygulayacaklar. Yani bu ne anlama geliyor? Elektronun enerjisini azaltacaklar. O yüzden bizim enerji denklemimiz şu olacak. E foton, gelen fotonun enerjisi. Eksi diyeceğiz çünkü buradaki voltun bağlanması enerjinin değerini azaltacak bir etkide bulunacak. Kinetik enerjinin değerini. Ve o yüzden eksi alacağız buraya. Ve voltun değeri arttıkça buradaki kuvvetin değeri artacak. Yani elektronumuz giderek azalacak kinetik enerjisi. Dolayısıyla E çarpı V olarak yazacağız. Buradaki V dediğimiz ifade yukarıda verdiğimiz pilin voltu olacak. Eşittir bağlanma enerjisi artı elektronumuzun sahip olduğu kinetik enerji olacak. Buradaki volt dediğimiz yer yukarıdaki pilimizin voltu. Şimdi aynı ifadeyi bir yandaki şekilde yapacak olursak yine elektronumuz gitmeye çalışıyor. Pilin eksisi ve artısının olduğu yerler, pilin eksisinin olduğu yerlerde eksi, artıların olduğu yerlerde artı yüklerin birliktiğini düşünecek olursak bu elektrik alanın hani artıdan eksiye doğru olmasıyla beraber eksi yükler eksi yük iteceği için bu yöne doğru bir kuvvet etki edecek ve bu da elektronun dikkat ederseniz hızlanmasını sağlayacak. Yani buradaki pilin bağlanması elektronların enerjisini artıracak etki yapacak. O zaman bizim enerji denklemimiz fotonun enerjisi artı E çarpı V ki buradaki volt ifadesi pilin voltundan gelecek ve bir elektron volt olarak enerji aktarmış olacak. Eşittir bağlanma enerjisi ki bu metalin cinsine bağlıydı ve elektronların kinetik enerjisi. Şimdi bu denklemlerin devamında şu olacak. Biz diyelim ki buradaki pilin voltuyla zaman içerisinde oynuyoruz. Yani buradaki pilin voltunu zaman içerisinde artırdığımızı düşünelim. Voltun değerini artırırsak ne olacaktır? Voltun değerinin artmasıyla beraber buradaki sayısal değer giderek artacak. Ve buradaki sayısal değerin yani pilin voltundan gelen enerjinin artması gelen fotonun enerjisinin toplamda azalması anlamına gelecek. Bağlanma enerjisi değişmediği için kinetik enerjinin azalması anlamına gelir. Ve hani bizim bir I eşittir Q bölü T formülü vardı. Buradan da şunu göreceğiz. Elektronların giderek yavaşlaması, elektronların karşı levhaya varması için geçen sürenin uzaması anlamına gelecek. Burada zamanın artması, akımın azalması anlamına gelecek. Yani akım giderek azalacak. Temelde bunu söylememiz gerekiyor. Buradaki voltun değerinin artması, pilin voltunun artması zaman içerisinde akımın azalması anlamına gelecek. Hatta öyle bir an gelebilir ki voltun öyle bir an değerinde burada şu aradaki fark bağlanma enerjisine eşit olduğu anda kinetik enerjinin sıfır olduğunu görürüz. İşte oradaki volt değerini kesme potansiyeli deriz. Buradaki voltun değeri VK'ya yani V kesme potansiyeli olduğu anda elektronumuzun kinetik enerjisi sıfır değerine ulaşmış olur. Yani elektrik devremizde artık akım geçmez. Fotosel devremizde. İkinci durumdan bahsedelim. Bu durumda eğer biz
pilin voltunun değerini artıracak olursak, o zaman göreceğiz ki kinetik enerji artmaya başlayacak ve bu da elektronların geçiş süresini giderek azaltacak. Bu sürenin azalması akımın artması anlamına gelecek. Yani akım giderek artacak. Akım artacak, artacak, artacak ve bu pilin voltunun artmasından dolayı bir maksimuma ulaşmış olacak akımın değeri. İşte oradaki akımın o maksimuma ulaşmasını sağlayan volt değerine de biz V doyma potansiyeli diyeceğiz. V doyma. Ve bu doyma potansiyeli olduğu anda akımımız maksimum değere ulaşmış olacak. Kesme potansiyeli anında akımımız sıfır değerini alıyordu, unutmamak gerek. Şimdi ileride bunları biz grafik üzerinde de göstereceğiz. Ama buradaki temel mantığı unutmamak gerekiyor. Bu durumda kesme potansiyeli var, bu durumda doyma potansiyeli var. Şimdi gelelim bununla ilgili enerji örnekleri yapmaya. Şimdi enerji örneklerimiz zaten yukarıda enerji denklemlerini yazdık. Hani bizim normal foton enerji denklemimize dışarıdan pilin voltunu ekleyip çıkaracağız. Şimdi peki burada ne olacak, ne anlatmamız gerekiyor? Bakın katodunda eşik enerjisi 2.6 olan bir metal kullanıyoruz. Yani bağlanma enerjisi yerine 2.6 elektron volt yazıyormuşuz. Eşitliğin diğer tarafında bakın pilin voltu 3 olduğu için burası eksi 3 elektron volt olacak. Biz bu fotosele 8 elektron volt enerjili foton yollayacak olursak şuraya şu kısma 8 elektron volt enerjili fotonlar yollayacak olursanız o zaman buradaki kinetik enerjinin alabileceği maksimum değeri bulabiliriz. Bu durumda bu tarafta zaten 5 kaldı. 5 elektron volttan 2.6 elektron voltu çıkaracak olursak bizim elektronlarımızın maksimum kinetik enerjisinin değerinin 2.4 elektron volt olduğunu kaldığını görebileceğiz. Gördüğünüz gibi yeter ki şu denklemi yazın ve verilenleri formüle yerine yerleştirin. Şimdi yukarıdaki şeklimiz için bakalım. Yukarıdaki şeklimizde yani yandaki yani şu örneğimiz için bakalım. 2 voltluk pil bağlamışız. Bağlanma enerjisinin 4 elektron volt olduğu metale 10 elektron volt enerjili fotonlar düşürdüğümüz anda anota çarpan elektronların maksimum kinetik enerjisi 2 elektron volt oluyormuş. Hemen yerlerini yerleştiriyorum bakın. Burası 10 elektron volt olduğu anda pilimizin voltu 2 elektron volttu. Bu durumda bağlanma enerjisi 4 elektron voltken kinetik enerjisi E1 oluyormuş. O zaman E1 enerjisinin değeri bu durumda ne olacaktır? 12'den 4 çıkarırsak 8 elektron volt olacaktır. Şimdi ikinci denklemimize geçelim. İkinci denklemimize devam ediyor. Metalin bağlanma enerjisi ve üreticinin potansiyeli 2 katına çıkarılırsa. Bakın fotonun enerjisiyle oynamıyorum. Sadece oynadığım bağlanma enerjisi ve pilin potansiyeli. O zaman burası hala 10 elektron volt olarak kalacak. Bakın pilin voltunu 2 katına çıkarıyorum. Yani burası 4 elektron volt olacakmış. Bağlanma enerjisi 4'tü. Onu da 2 katına çıkarıyormuşum. Bakın onu da söylüyor. 8 elektron volt yapıyorum. Bu durumda elektronlarımın sahip olduğu kinetik enerji E2 oluyormuş. Ki o zaman E2 kinetik enerjimin değeri de bu denklemden 14'ten 8 çıkarırsak 6 elektron volt olacak. Benden istenilen bunların oranı E1 yerine 8, E2 yerine 6 yazdım. Oranının 4/3 olduğunu görebileceğiz. Gördüğünüz gibi çok basit bir mevzu. Şimdi yandaki örneğimizde de hani burada pillerden bahsettik. Şimdi elimizde bir pil yok. Direktmen enerji formülüyle alakalı bir durumumuz var. Yani temel mantığımız neydi? Fotonun enerjisi, bağlanma enerjisi ve kinetik enerjisinin toplamına eşittir sistemde. Şimdi bir metali 2480 amstrongluk bir dalga boylu ışık düşürüyoruz. Yani o zaman biz fotonumuzun enerjisini H çarpı C bölü lambda'dan bulmak zorundayız. Çünkü bize verilen ifade de dalga boyundan bahsetti. Hemen getirip yazıyoruz bakın formül olarak. H çarpı C bölü lambda. Bizden istenilen şeyine bakın. Metalin bağlanma enerjisi yani E bağlanma soruluyor. O zaman kinetik enerji ihtiyacımız var ki bakın kinetik enerjinin değerini de bu cins buradan vermiş 2.65 elektron volt olarak vermiş. Şimdi yazmamız gereken verilenler biraz daha devam ediyoruz. Bakın bu denklemde dikkat edecek olursanız H çarpı C yerine 12.400 yazmamız istemiş. Şurada bilgi var. Hatta dikkat edin bakın elektron volt çarpı amstrong birimleri yazalım bakın neler olduğunu görün. Dalga boyunun yerine 2480 yazalım.
Burada da Armstrong olarak yazacağız. Bakın sadeleşti çarpım durumunda olduğu için. Burada kalan birim elektronvolt oldu. Şimdi şu bölme işlemini yapalım. Şunlar birbirini sadeleştirsin. Böldüğümüz zaman büyük bir ihtimalle 5 çıkacakmış gibi duruyor. Ve devam edelim. Burası o zaman 5 elektronvolt çıktı. Bağlanma enerjisini bilmiyoruz. Bununla beraber artı 2,65 elektronumun kinetik enerjisi. Dolayısıyla bağlanma enerjisini artık bulabilirim. 5 eksi 2,65 olarak yapacak olursam o da 2,35 elektronvolt olarak kalacaktır bağlanma enerjisini. Burada yaptığımız şeyin mantığını unutmayalım. Şimdi bir grafik versiyonu var. Sorularda karşımıza çıkacak. Bu grafik versiyonunda burada yaptığımız elektronları pilleri fotosel devreye bağlama yönüne bağlı olarak bakın birinde akım maksimum değeri ulaşırken birinde akım minimum değeri ulaşıyordu. Akım sıfır değerini alıyordu. Akımın değerinin sıfır olduğu pozisyondaki volt değerini de biz kesme potansiyeli diyorduk. Akımın maksimum olduğu yerdeki volt değerine doyma potansiyeli diyorduk. Şimdi bunu örneklerimizde görmeye çalışalım. Neler var neler yok bakalım. Şimdi yapacağımız şey dediğimiz gibi bunu bir grafiğe dönüştürmek. Grafiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde verilen bir ifade olacak. Şimdi önce neler bakmamız gerektiğinden bir bahsedelim. Neler oluyormuş, neler bitiyormuş. Devamında örneklerimize bakarız. Hani örnekler ne anlatıyor, ne düşünmemiz gerekiyor, onlara bakarız. Şimdi bakacağımız zaman şu grafik ekseninde bakın değişen akımın gerilime bağlı bir grafiğinden bahsediyor. Ve dikkat ediyorsanız şurada gerilim sıfır. Yani hatırlarsanız ilk anlattığımız durumdu bu. Pilin olmadığı durumdu. Pilin olmadığı durumda ki geçen devre akımına biz I0 akımı diyorduk. Buradaki I0 akımı ve buradaki I0 akımlarını etkileyen şeyleri hatırlayalım tekrardan. İşte neydi? İşte katodun yüzey alanının büyük olması, işte anotun yüzey alanının değişik olması, katot anot arasındaki uzaklıkların değişkenlik göstermesi. Bunların hepsi I0 akımını etkileyen şeylerdi. Bakalım devamında ne var bakın. Şurada ne görüyorsunuz? Bakın bir akımın maksimum değerlerini görüyorsunuz. Şu K fotonu için akımın maksimum değeridir. Buradaki değer de I akımı için maksimum değerdir. Akımın maksimum değeri. Şimdi burada çok önemli bir bilgi vereceğiz. Bu önemli bilgi bizim başucu bilgilerimizden biri olacak. O da şu. Burada kuralımız I maksimum yani maksimum akım şiddeti sadece ve sadece ışık şiddetine bağlıdır. Yani yüzeye düşen foton sayısına bağlı. Şimdi bunu aklımızın bir tarafına not edelim. Dolayısıyla yukarıdakine bakacak olursak, bakın K ve L fotonlarımız var. Bunlar iki tane foton yolladığımız ışınlar ve bunlara bağlı olarak Emax'larını görebiliyoruz. Bakın Emax'ları farklı. Dolayısıyla biz bunların ışık şiddetlerinin farklı olduğunu, dolayısıyla otomatikman burada K'nın ışık şiddetinin L'den daha büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. Işık şiddeti sadece ve sadece Emax'ı etkileyecek, unutmayalım. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda şunu görmemiz gerekiyor. Bakın buradaki ilk bahsedeceğimiz şeyi muhakkak unutmayın. Baktığınız zaman görmeniz gereken Emax'lar. Emax'lara bakarak biz otomatikman ne söyleyeceğiz? Işık şiddetlerinin yorumlarını yapacağız. Işık şiddeti olarak K'nın ışık şiddeti L'den büyüktür. Bunu unutmayın. İkinci olarak bakmamız istediğimiz şey şu olacak. Enerji denklemi. Enerji denkleminde de hangi ifadeye bakacağımızı hatırlatalım. Enerji denkleminde bakacağımız ifade şu olacak. Eksi E çarpı V eşittir E bağlanma artı E kinetik. Dikkat ediyorsanız şurada bir nokta var. Oraya dikkatinizi çekmek lazım. O da burası. Bu değer V olduğu değerde dikkat ediyorsanız ne olacak? V'nin olduğu değerde akımın değeri sıfır. Eğer dikkatli bakabiliyorsanız bakın akım tam V'nin olduğu yerde sıfırlamış. Hatırlarsanız biraz önce ne demiştik bu nokta için? Eğer V volt değeri kesme potansiyeline ulaşırsa kinetik enerji sıfır oluyordu. Ve bu durumda akım oluşmuyordu. Akım kesilmiş oluyordu. İşte o akımın kesildiği andaki volt değerini biz kesme potansiyeli diyoruz. Ne demek? Yani bunu biraz somutlaştıralım. Bizim buradaki volt değerimiz kesme potansiyeline eşit olduğu anda
kinetik enerji otomatikman sıfıra gidecek. Ve bunu eksi ifade eşitliğin diğer tarafına atarsanız fotonunuzun enerji denklemini şöyle görebileceksiniz. E foton eşittir E bağlanma artı kinetik enerji yerine E çarpı V kesme geldi yorumu yapabilirsiniz. Bakın burada yapacağımız yorum bu. 1, 2. Şimdi normalde yandaki örnek üzerinde gösterelim. Şimdi bu bir sayı doğrusu eğer dikkat ediyorsanız hani akım ve gerilim üzerinde. Dolayısıyla sayı doğrusunun orijinin sol tarafında kaldığı için bunların başında eksi değerleri var. Ama buradaki eksi değerlerinin sayısal bir anlamı yok. Çünkü bu sayı doğrusunun üzerinde koyarken işte yerlerini belirtmek için. Yani mesela K'nın değeri 10, L'nin değeri 60 diyelim. Burada şunu görmek gerekiyor. Eksi 10, eksi 60 olarak değerlendirmeyeceğiz. Yani ne demek istiyoruz? 10 ve 60 olarak değerlendirip L'nin voltu K'dan büyüktür yorum yapacağız. Yani sakın ola ki eksi 10 ve eksi 60'ı karşılaştırıyoruz yorumu yapmayın. Burada eksi olması oradaki sayısal doğrudaki yerinden dolayıdır. Sayı değerinden dolayı değil. Sadece öyle değerlendirin. Dolayısıyla gelelim şu yöntemimize. Şimdi burada kesme potansiyelini gördük. Yani şuradaki volt değeri direktmen denklemde buraya yazılacak. Bağlanma enerjisi metalin cinsine bağlı. Fotonun enerjisi de H çarpı F veyahut da ne demiştik? H çarpı C bölü lambda, bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bakın bir örnekle bunu yapalım. Çünkü bu grafikte başka bakacağımız bir şey yok. Şimdi bakın aynı fotosele düşürüyorsunuz. Aynı fotosel, unutmayın. Ve bu şu anlama geliyor. Aynı fotosel, yani aynı katot metaline düşürüyorsunuz. Hani demiştik ya, metalin cinsi değişmediği sürece bağlanma enerjisi değişmez. Yani siz bu şekilde bağlanma enerjisi aynı olan bir metale düşürüyorsunuz bu ışınlarınızı. Ve bir şeye daha dikkat edelim. K ve L'nin kesme potansiyelleri aynı. Aynı değerde kesiyorlar, görüyorsunuz akımı. Dolayısıyla kesme potansiyelleri de aynı. Yani bu kısım da aynı. O zaman hemen ne görmüş olacağız? Bu gelen fotonların enerjileri de aynıymış buradaki soru için. Yani K ve L için. O zaman hemen söyleyelim. Ne görmüştük bakın ilk öncelikle? Emax'larını görmüştük. O yüzden ilk söyleyeceğimiz şey neydi? K'nın ışık şiddeti, ki ışık şiddetini biz I ile gösterirdik. K'nın ışık şiddeti L'nin ışık şiddetinden büyük. Aynı zamanda bunların hem bağlanma enerjileri eşit, hem kinetik enerjileri eşit, yani fotonların enerjileri de eşit. Yani K'nın enerjisi ve L'nin enerjisi birbirine eşittir. Dolayısıyla enerjileri birbirine eşit. Işık şiddetlerin sıralaması K büyüktür L. Dalga boyları enerjileri eşit olduğu için dalga boyları da eşit. Aynı zamanda frekansları da eşittir yorumu yapabiliriz. Bakın temel noktayı unutmadıktan sonra çok rahat yorum yapabileceğiz. Gelelim diğer hemen yanındaki örnek için aynı şeyi düşünmeye. Bakın ilk bakacağımız şey neydi? Emax'lardı. Bakın ne gördük? K'nın Emax'ı L'nin Emax'ından daha büyük. Yani maksimum akım şiddetinden daha büyük. Hemen bu ne anlama gelecek? K'nın ışık şiddeti L'nin ışık şiddetinden büyük. Çünkü E maksimumu daha büyük. Hemen yorumlayalım. K'nın ışık şiddeti L'ninkinden daha büyüktür. Bakın yorumumuzu yaptık. Şimdi gelelim hemen enerji denklemini düşünmeye. Enerji denklemimizde kesme potansiyeli üzerinden yorum yapıyorduk. E foton eşit olacak demiştik. E bağlanma artı E çarpı V kesme. Yani bu grafik üzerinden yorum yaparsak bu enerji denklemini yapacaktık. Ve bakın burada yine aynı mantık, aynı fotosele düşürülüyor. Ya da soru yazı söylerken bir fotosele demek de yine aynı fotosele düşürmek demek. Bu ne anlama geliyordu? Bunların bağlanma enerjileri aynıdır anlamına geliyordu. Peki kesme potansiyellerini kıyaslayalım. Bakın K'nın kesme potansiyeli ve L'nin kesme potansiyeli. Kıyasladığımız zaman kesme potansiyeli bakımından ne göreceğiz? L'nin kesme potansiyeli K'nın kesme potansiyelinden daha büyük. O zaman hemen şuraya gelelim. Bu bağlanma enerjileri eşit. O zaman kesme potansiyeli büyük olanın fotonun enerjisi de büyük olması gerekir. Hemen o zaman bunu yorumlayalım. Peki o zaman L'nin kesme potansiyeli büyükse, o zaman L'nin enerjisi, fotonun enerjisi, K'nın foton enerjisinden büyük olmalı. Peki biz enerjiyi frekanstan düşünüyorsak ki,
enerjinin değerini H çarpı F'den yorumlayacak olursak, o zaman H'lar aynı olduğu için L'nin frekansı K'nın frekansından büyük olmalı. Frekansla dalga boyu ters orantılıydı. Onu H çarpı C bölü lambda'dan düşünebilirsiniz. Bunlar birbirine eşit olmalı diye. O zaman K'nın dalga boyu L'nin dalga boyundan büyük olmalı. Şimdi gelelim bir yoruma daha. Şimdi biz bu grafiği unutmayalım. Bu grafiğin bir tabloya dönüşmüş hali var burada. Bakın, grafiğin tabloya dönüşmüş hali. Tablomuzda iki tane değer veriliyor genellikle. Burada bir akımın şiddeti, maksimum şiddeti değeri veriliyor. Bir de kesme potansiyeli veriliyor. Bunu verme nedeni neydi? Akımın hani en büyük şiddeti, maksimum değeri verme nedeni bize ışık şiddetini anlatıyor burası. Burası da enerji değerini anlatıyor, enerji denklemini. Eğer bu ikisini ayırmayı başarırsak hemen sorumuz çok rahat çözülmüş olacak. Akımın şiddeti bana ışık şiddetini verecek. Burası enerji değerini, enerji denklemini düşüneceğim. Hadi düşünelim. Akım şiddeti dediğimiz yer bana neyi veriyordu biraz önce yapmıştık? Dedik ki hani buradaki soruda Emax'ı verecek. Yani Emax'lar verilmiş. O zaman bana bu neyi veriyor? Işık şiddetini veriyor. O zaman buraya bakınca ilk söylemem gereken şey X'in ışık şiddeti büyük. Sonra Z'nin ışık şiddeti, sonra Y'nin ışık şiddeti. Bakın otomatikman bunu söyleyebiliyoruz. Peki ikinci söylememiz gereken şey ne? İkinci söylememiz gereken şey enerji denklemi. Enerji denklemini aynen yazabiliriz. Yani E foton eşittir E bağlanma artı E V kesme. Şimdi bu denklemi düşündüğümüz zaman bakın bunlar özdeş bir fotosene düşürülsünler. Buradan kastımız nedir? Bağlanma enerjileri eşit. Şimdi bağlanma enerjilerinin eşit olduğunu düşünelim. Yalnız burada bir sıkıntımız var. Sorunun orijinali böyle söylüyordu ama buraya aynı frekansı diyemeyiz. Çünkü o zaman fotonların enerjileri de eşit olması gerekir. Ama bunu söylemeyeceğiz. Şimdi gelelim şuraya. Özdeş fotosene yolladık. Yani bunların bağlanma enerjilerinin aynı olduğunu gördük. O zaman şu yorumu yapıyorduk, hatırlayalım. Kesme potansiyeli ne kadar büyükse fotonun enerjisi de o kadar büyük olmalı. Ki bakın bu ikisinin kesme potansiyelleri eşit. O zaman kesme potansiyeli büyük olanın foton enerjisi de büyük olacaktır yorumu yapacak olursam eğer ne görmüş olacağım? Y'nin ve Z'nin enerjileri eşit ve büyük. Kime göre? X'e göre. Ki enerji denklemini yine H çarpı F'den düşünecek olursak o zaman frekans da enerji de aynı sıralamaya sahip olmalı. Z'nin frekansı ve Y'nin frekansı eşit, büyük olmalı X'in frekansından. Aynı zamanda frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için X'in dalga boyu büyük, Y ve Z'nin dalga boyu daha küçük ve eşit olmalı X'e göre demeliyiz. Gördüğünüz gibi hani buradaki temel mantığı unutmayın. Bu grafiklerde, grafikte şu verilen i maksimum değerleri direktmen ışık şiddetine eşit. Buradaki kesme potansiyellerini kullanacağımız yerde neresi olacaktır? Şuradaki enerji denklemimiz olacaktır. Yorumunu yapmak gerekiyor.